İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 1. bölüm İslam aliminde eshab-ı kiramdan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden ehli sünnetin reisi amelde dört hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150, miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. İmam-ı Azam, Küfe'de doğup büyümüş ve orada yetişmiştir. Ailesinden çok üstün bir terbiye ve din bilgisi almıştır. Çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, okunması mutat, alışılmış olan alet ilimlerini, Arap dili ve edebiyatı, mantık vesaire tahsil etmiş, kıraat ilmini meşhur kıraat alimi Asım'dan öğrenmiştir. 16 yaşındayken babasıyla gittiği haçta sahabilerin sohbetinde bulunmuş ve ilme iştiyakı artmıştır. Lakabı İmam-ı Azam, künyesi Ebu Hanife'dir. Ebu, baba demektir. Ebu Hanife'ye bu künyenin verilişi, Hanife adında bir kızı olduğundan değildir. Bel kuşağında, Irak'ta Hanife denilen bir hokka taşıyıp, işittiği hadisi i şerifleri yazdığı veya doğru itikadı, hanifliği, sonraki nesillere ulaştırıp, bir bakıma, haniflerin manevi babası olduğu için, bu künye ile anılmıştır. Ebu Hanife, hakiki Müslümanların babası, yani imamı demektir. İmamı Azam lakabı ise kendisine sonra gelen alimler tarafından ehli sünnet itikadını ilk defa tedvin etmesi sebebiyle verilmiştir. İmam İslami ilimlerde yedi tula sahibi, sözü senet olan alimlere mahsus isimdir. Tasavvuf ilmini de silsile-i aliye denilen evliyanın büyüklerinden olan İmamı Cafer-i Sadık'tan öğrendi. Onunla sohbet edip feyz alarak tasavvufta yüksek makama kavuştu. İlimde pek çok kimseye nasip olmayan yüksek bir dereceye ulaştı. Şöhreti her yere yayılıp zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler, alimler, üstün kimseler hatta Hristiyanlar bile onu hep övmüşlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri yakın hesabına şöyle vasiyet etmiştir. Kıymetli dostlarım, aziz kardeşlerim, biliniz ki ehli sünnet ve cemaat mezhebi haktır ve 12 haslet üzeredir. Yani kurtuluş fırkası hak mezhep olan ehli sünnet ve cemaatte 12 hususiyet vardır. Bu 12 hususiyeti kabul edip bunlara uyanlar bid'atten uzak olur. Bu hasletlere riayet edip, bunlardan ayrılmayınız ki, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olasınız. İman, kalbine ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kalb ile bilmek yahut sadece dil ile ikrar etmek değildir. Eğer dil ile ikrar yalnız başına iman olsaydı, münafıklar da mü'min olurdu. Sadece bilmek de iman olmaz. Çünkü sadece bilmek iman olsaydı Yahudiler de Hristiyanlar da mümin olurdu. İmanda çoğalma ve azalma düşünülemez. Ancak imanın çoğalması küfrün azalmasıyla, küfrün çoğalması da imanın azalmasıyla olması gerekir. Bir kimseye bir anda hem mümin ve hem kafir nasıl denilebilir? İmanda şüphe caiz değildir. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de işte onlar hak müminlerdir. İşte diğerleri de tam kâfirlerdir buyuruyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tevhid sahibi, ehli tevhid, ehli kıble ümmeti günah sebebiyle kâfir değillerdir. İman amelden başkadır. Amel de imandan cüz değildir, ayrıdır. Çünkü amel bazı vakitlerde emrolunmuş, bazı vakitlerde ise kuldan istenmemektedir. Hayız ve nifas, lohusalık hali, halinde olan kadının namaz kılmaması, oruç tutmaması, fakirin zekat vermemesi böyledir. Ama imandan muaf tutulan yoktur fakire iman lazım değildir denemez. Hayız ve nifas sahibi oruçlarını kaza eder. İmanı kaza ederler denemez. Hayrın ve şerrin takdiri Allahü Teala'dandır. Eğer şerrin, kötülüğün takdirini Allahü Teala'dan başkasından bilirse müşrik olur. Arş üzerinde istiva, yerleşme ve oturma manasında değildir. Allahü Teala zamandan ve mekandan münezzehtir, uzaktır. Arş, mahluk, yaratılmış olup, önceden yok idi. Bu ümmetin, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, sonra en üstünleri, önce Hazreti Ebu Bekr, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Yani üstünlükleri hilafetteki sıralarına göredir. Allahü Teala onlar hakkında Vakıa suresi 10 ve 11. ayet-i kerimelerinde mealen işte onlar sabikundur. Onlar mukarreplerdir buyuruyor. O halde içlerinde en esbakı, en önde ve önce geleni en üstünüdür. Onları seven her mümin muttaki, onlara düşman olansa Münafık ve şakîdir. Yaratıcı ve rızık verici Allahü Teâlâ'dır. Rum Suresi 40. ayetinde mealen sizi yaratan, rızık veren, sonra sizi öldüren ve dirilten Allahü Teâlâ'dır buyuruyor. İlimle kesp helaldir. Helalden mal, para kazanmak helal, haramdan kazanmak ise haramdır. İnsanlar üç kısımdır. Biri imanda halis müminler, küfründe inkar üzre olan kâfirler, nifakında sabit olan münafıklardır. Allahü Teala mümine amel ve ibadeti, kâfire imanı, münafıka ihlası farz etmiştir. Nitekim Bakara suresi 21. ayetinde mealen, ey insanlar. Rabbinize ibadet ediniz denmiş başka bir ayette de ey müminler taat ve ibadet ediniz ve ey kafirler iman ediniz ey münafıklar ihlas üzere olunuz buyurulmuştur. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Azap vardır ve olacaktır. Olmama ihtimali yoktur. Münker ve nekirin kabirde sual sormaları haktır. Hadis-i şerifler de böyle olduğunu bildirmektedir. Cennet ve cehennem yok olmazlar. Allahü Teala cennet için müminlere hazırlanmıştır. Cehennem için de kâfirlere hazırlanmıştır buyuruyor. Allahü Teala cennet ve cehennemi mükafat ve ceza için yarattı. İkisi de devamlı olup geçici değillerdir. Mizan haktır. Allahü Teala kıyamet gününde amellerin tartılması için terazi kurulur. Buyuruyor. Herkesin amel defterinin okunması haktır. Ayet-i kerimede bugün senin hesabın için sana kitabını yani amel defterini okuman kafidir buyurulmuştur. Allahü Teala insanları öldükten sonra kıyamette diriltecek ve herkesi bir araya toplayacak. O günün, hesap gününün uzunluğu, dünya senesiyle elli bin yıldır. Bu hesap, azap ve hakların görülmesi içindir. Allahü Teala uzunluğu elli bin sene olan günde buyurmuştur. Bir ayet-i kerimede de mealen Allahü Teala kabirlerde olanları diriltir buyurmaktadır. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaati haktır ve olacaktır. Cennetlik olan müminlere ve büyük günahı olanlara şefaat edecektir. Hazreti Ayşe Hatice-i Kübra'dan sonra bütün kadınların üstünü ve müminlerin anneleridir. Cennet ehli cennette, cehennemdekiler de cehennemde sonsuz kalır. Allahü Teala Bakara suresi 82, Araf suresi 42, Yunus suresi 26 ve Hud suresi 23. ayetlerinde müminler için onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır buyurmuştur. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bazılarını nakledelim. Şakiki Belhi Hazretleri İmam-ı Azam Hazretlerinin cömertliğini şöyle anlattı. Küfe'de İmam-ı Azam Ebu Hanife isminde bir zatın yetiştiğini duydum. Onu görmek için Belh'ten Küfe'ye geldim. Kendisini gördüm. Anlattığı şeyler beni hayretten hayrete düşürdü. Bir gün arkasından yürürken sokakta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini gören bir kimsenin yolunu değiştirdiğini gördüm. İmam Hazretlerinin kendisini görmemesi için başka bir sokağa girdi. Hazreti İmam bu durumun kendisiyle alakalı olduğunu anlayıp hemen o sokağa girdi. Adama yaklaşıp beni görünce niçin dönüp bu sokağa girdin diye sordu. Adam mahcup bir şekilde efendim sizden on bin dirhem gümüş karşılığı veresiye bir kumaş satın almıştım. Ödeme günü geçtiği halde borcumu ödeyemedim. Sizi görünce de utancımdan bu sokağa girdim, dedi. Hazreti İmam, kardeşim, o on bin dirhemi size hediye ettim. Yeter ki siz, dünya malı için bizden utanmayasınız, buyurdu. Ben bu hali görünce İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin dünya için değil, din için çalıştığını anladım ve bundan sonra da o vefat edinceye kadar yanından, sohbetinden ayrılmadım. Bir defasında ortağına sattığı mallar içinde kusurlu bir elbise olduğunu söyleyip bunu satarken özrünü göstermesini tembih etti. Fakat ortağı bu elbiseyi satarken elbisenin kusurunu söylemeyi unuttu. Satın alan kimseyi de tanımıyordu. İmam-ı Azam Hazretleri bunu öğrenince o mallardan alınan 90 bin akçeyi sadaka olarak dağıttı. Çünkü o elbisenin parası da bütün elbiselerin parasına karışmıştı. Müşteri fakir veya ahbabından olursa onlardan kârı almaz, Malı aldığı fiyata verirdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine buyurdu ki: "Allahü Teala bize insanların mümin olanlarını sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamamızı, kalplerinde ne sakladıklarını bilemeyeceğimizi, hareketlerimizi buna göre ayarlamamızı emretmiştir." Allahü Teala iyiliği mükafatlandırır. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Kulların birbirlerine karşı işledikleri suçlar kendileri için bir zulümden ibarettir. İnsan her şeye şifa veren tek varlığın Allahü Teala olduğuna inanır. Bununla beraber derdine deva olması için ilaç kullanır. Çünkü ilaç bir sebeptir şifasını verecek olan ise Allahü Teala'dır. Mümin Allahü Teala'dan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Şiddetli bir hastalığa yakalanır veya feci bir kaza veya belaya uğrarsa gizli veya aşikar bir şekilde ya Rabbi bana bu belayı neden verdin diye şikayetçi olmaz. Bilakis hastalığa, belaya ve kazaya rağmen Allahü Teala'yı zikir ve şükreder. Mümin Allahü Teala'nın kendisini devamlı murakabe ettiğini bilir. Kimsenin bulunmadığı bir yerde veya herkesin yanında olsun mutlaka Allahü Teala'nın onu kontrol ettiğine inanır. Krallar ve sözde büyük adamlar ise ne gizli ve ne de aşikar bir yerde herhangi bir şahsı murakabe edemezler din ilminde konuşan kimse Allahü Teala'nın kendisine benim dinimde sen nasıl fetva verdin sualini sormayacağını zannediyorsa kendisine ve dinine gevşeklik etmiş olur. Bir kimse fıkhı, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse böyle alimlerle oturmak kendisine ağır gelir. Masiyeti, günahları, zillet, alçaklık, günahı terk etmeyi mürüvvet olarak gördüm ve bildim demiştir. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men o kimse büyük tehlikededir. Şaşarım şu kimselere ki zanla konuşurlar ve onunla amel ederler. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider. Azaba yakalanır ve çok pişman olur. Mübarek halleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife her gün sabah namazını camide kılıp öğleye kadar sual soranlara cevap verirdi. Öğle namazından yatsıya kadar da talebeye ilim öğretirdi. Yatsıdan sonra evine gelip biraz dinlenir Sonra camiye gider, sabah namazına kadar da ibadet ederdi. Bir gece yatsı namazından sonra camiden çıkarken bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken bir konu üzerinde talebesi Züfer ile sabah ezanına kadar konuşup ikinci ayağını dışarı çıkarmadan sabah namazını kılmak için yine mescide girdiği meşhurdur ticaretle meşgul olurdu. Başka yerlere mal gönderirdi. Onun kanaatkarlığı, cömertliği, emanete riayeti ve takvası, ticaret muamelelerinde de daima kendini göstermiştir. Tacirler, ona hayret ederler ve ticarette onu Hazreti Ebu Bekre benzetirlerdi. Ticareti ortaklarıyla beraber yapar ve her yıl kazancının dört bin dirhemden fazlasını fakirlere dağıtır, alimlerin, muhaddislerin, talebelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılar ve ayrıca onlara para dağıtarak tevazu ile bunları ihtiyacınız olan yere sarf edin ve Allah'a ham dedin. Çünkü verdiğim bu mal hakikatte benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allahü Teala'nın İhsan ve Kereminden benim elimden size gönderdiğidir. buyurmuştur. Böylece ilim ehlini maddi bakımdan başkalarına minnettar bırakmaz, rahat çalışmalarını temin ederdi. Kendi evine de bol harcar, evine harc ettiği kadar da fakirlere sadaka verir zenginlere de hediyeler verirdi. Hazret Ali'nin rivayet ettiği şu hadisi şerifi söylerdi. Müminlere, başkasına muhtaç olmaması için dört bin dirhem kâfidir. İmam-ı Azam Hazretleri, başka bir zaman nasihatlerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse, efendim, dilimle Allahü Teala'yı zikrediyorum ve kalbimle yapamıyorum. Ne yapayım? diye sorunca, şükret. Hiç olmazsa bir organın, dilin itaatkar oluyor. Senden bir uzva bu iş için yol açılmış. İnşallah bir gün kalp de ona uyar buyurdu. Akıllı bir kimse kendine zulmeden birini mazur görebilir mi diye sorduklarında tabii mazur görebilir. Fakat zulmedeni Allahü Teala'nın gönderdiği bir musibet olarak kabul etmek, imtihan edildiğini, günahları sebebiyle veya yüksek dereceye kavuşturulması için şartıyla dedi. Reddedilmemek için Allahü Teala'ya itaate devam etmek saadetin tövbesinin kabul olunacağını umarak tövbe etme ümidiyle isyanda ısrar ve günaha devam etmek şekavetin alametidir. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkarlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. Korku Allahü Teala'nın adaletinden, ümit ise lütfundandır. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesili verirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Akıllı Korktuğu şey başına gelmeden önce onun çaresine bakandır. Allah korkusu seni ona bulaştırır ve kendini beğenmekten uzaklaştırır. Dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken alçak gönüllü ol. Zenginlere karşı izzetli davranman tevazu, fakirlere karşı alçak gönüllü olman şereftir. Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Nefsine ait bir şeyi güzel gören kimse ayıplarını ve kusurlarını görmez. Her hususta nefsini itham edenlerden başkası kendi kusurlarını göremez. Her çeşit üzüntü fazilettir. Mümin için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile günahlarının silinmesine affedilmesine sebep olmasıdır. Kim sözüyle ve işiyle sünneti nefsine hakim kılarsa, sünnete uyarsa, hikmetle konuşmuş ve yapmış olur. Kim nefsine ve arzusuna göre iş yaparsa ve konuşursa, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 2. Bölüm İslam aleminde eshab-ı kiramdan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden Ehli Sünnet'in reisi, amelde dört hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Nu'man bin Sabit bin Zuta el-Kufi'dir. 80 Miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 Miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. İmam-ı Azam Hazretleri, ilim tahsiline başlamasını şöyle anlatmıştır. Bir gün, zamanın alimlerinden Şabi'nin yanından geçiyordum. Beni çağırdı ve bana, ''Nereye devam ediyorsun?'' dedi. Ben de, ''Çarşıya, pazara'' dedim. ''Maksadım o değil, alimlerden kimin dersine devam ediyorsun?'' dedi. ''Hiçbirinin dersinde devamlı bulunamıyorum.'' dedim. ''İlim ile uğraşmayı'' ve alimler ile görüşmeyi sakın ihmal etme. Ben senin zeki, akıllı ve kabiliyetli bir genç olduğunu görüyorum, dedi. Onun bu sözü bende iyi bir tesir bıraktı. Çarşıyı, pazarı bırakıp ilim yolunu tuttum. Allahü Teala'nın yardımıyla Şabi'nin sözünün bana çok faydası oldu. İmam-ı Şabi'nin tavsiyesinden sonra ilme sarılıp ders halkalarına devam etmeye başlamıştır. İmam-ı Azam önce kelam ilmini, iman ve itikat ve münazara bilgilerini Şabi'den öğrenmiştir. Kısa zamanda bu ilimlerde parmakla gösterilecek bir dereceye ulaşmıştır. İmam-ı Azam kelam, münazara ve diğer ilimleri öğrenip itikadi meselelerde insanları doğru yoldan ayırmakta olan sapık fırkalarla mücadele etmiştir. Hatta bu maksatla Hint, İran ve Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının birleştiği Basra'ya da defalarca gidip Dehri denilen inkarcılarla Şia, Kaderiye ve diğer fırkalarla uzun münazaralar yaparak Ehli Sünnet itikadını yaymıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife kelam ilmiyle uğraştıktan sonra Küfe mescidinde kendisine talakla, boşamayla alakalı sual soran bir hanıma cevap veremeyip, kendisini tabiinin hukukçularının önde gelenlerinden Hammad bin Ebu Süleyman hazretlerine göndermek mecburiyetinde kalınca, fıkıh meselelerini öğrenmenin lüzumuna kanaat etmiş ve 22 yaşlarındayken Hammad hazretlerine talebe olmuştur. Hammad bin Ebu Süleyman da fıkıh ilmini İbrahim Nehaiden, o da Alkame bin Kaystan, Alkame bin Kaysta Abdullah bin Mesuttan, o da Peygamber Efendimizden öğrenmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife 18 sene Hammat'tan ders okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife içtihat derecesine çıktığı halde hocası vefat etmeden talebeye ders okutmadı. İmam-ı Azam'ın hocası Hammad bin Ebu Süleyman vefat edince hocasının talebeleri, arkadaşları ve halkın ileri gelenleri onun yerini dolduracak alimin ancak İmam-ı Azam'ın olduğunu görerek ısrarla hocasının yerine geçmesini istediler. "İlmin ölmesini istemem." buyurup ilim kürsüsüne oturdu. Hocası Hammad bin Ebu Süleyman'ın yerine müftü oldu ve talebe yetiştirmeye başladı. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, kul için güzel edepten daha iyi mertebe göremedim. Çünkü aklın hayatı edeptir. İnsan edep ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Kim nefsini terbiye ederse, herkes ondan terbiye öğrenir. Edep ehline aykırı hareket eden, yasaklara dalar, ve kendisine tabi olanlar yoldan saparlar. Edep iki kısımdır. Batının edebi, zahirin edebi. Batının edebi kalbin temizlenmesi, zahirin edebi ise uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır. İbadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz o kadar çok namaz kılardı ki mübarek ayakları şişerdi. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Zühd dünyadan el etek çekmek ve dünya kimin eline geçerse geçsin kaygılanmamaktır. Dürüst, gerçek ve doğru korku açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Tevazuun kaynağı şunlardır. İnsan cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin işi Allahü Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Allahü Teala'ya karşı edep ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Rasulullah Efendimize karşı edep sünnet-i seniyeye yapışmakla evliyaya karşı edep ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla çoluk çocuğa karşı edep onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Allahü Teala'ya hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp, Hak Teala ile huzur bulmasını temin etmektir. Doğruluk nedir? diye sordular. O da ahde vefa etmektir, dedi. Namaza nasıl girmek lazımdır denilince buyurdu ki kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın kulları içinde öyle bir zümre vardır ki onları yüce Allah'ın korkusu susturmuştur. Yoksa onun hakkında gayet fasih ve beli konuşmayı da bilirler. Tevhidin başlangıcı, gönlüyle her şeyden uzak olan kişinin bütün varlığıyla Allahü Teala'ya dönmesidir. Kalbinde ilahi marifetin yer tuttuğu bir kimseye iki cihanda ancak Allahü Teala'yı görmek, ondan duymak ve onunla meşgul olmak yaraşır. Tasavvuf kendi benliğinden aranıp ilahi nurlarla dolmak, zikirden hasıl olan zevkin tadına varmaktır. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Birini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerini haset eden biri, onu ve talebelerini nehir kenarında bulunan bahçesinde bir ziyafete davet etti. İmam-ı Azam Hazretleri bu daveti kabul edip talebelerine, ben ne yaparsam siz de onu yapın diye tembih etti. Oraya vardıklarında Davet eden adam, buyurun yemeğe deyince, İmam-ı Azam Hazretleri, ellerini yıkamak için nehre gitti. Talebeleri de onu takip ettiler ve hocalarının bir müddet orada kalmasının sebebini merak etmeye başladılar. Sonra döndüklerinde, bir kedinin tabaklardaki yemeklerden yiyip zehirlendiğini görerek, yemeğin zehirli olduğunu ve hocalarının kerametini anladılar ve böylece, Yemekten önce el yıkama sünnetine uymanın bereketine kavuştular. Bunu gören davet sahibi yaptığına pişman oldu. Özür dileyip onu sevenler arasına katıldı. İmam-ı Azam Hazretleri'nin kerametini bu sünnetin arkasına gizlemesi ayrıca dikkate değerdi. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Aziz ve kıymetli olan vaktini en aziz ve en değerli olan şeyden başkasıyla meşgul etme. Kulun en kıymetli şeyi, geçmiş ile gelecek arasında bulunan haldeki meşguliyettir. Yani vakti ve hali muhafazadır. Allahü Teala'nın ahkamını bilmeyen kimse Allah'ı bilemez. İnsan ancak Allahü Teala'nın emirlerini bilmekle marifetin esasına erer. Rabbini bilirse, onun hükümlerini ve emirlerini bilir ve gücü yettiği kadar onları tutar. Böylece onun üzerinde sıdk, doğruluk alametleri belirir. Sonra doğrulukta iyice meleke kazanır, sadıklardan olur. Buyurdu ki, Hak Teâlâ'nın bildirdiği büyük günahlar şunlardır. Boş iddialar, batıl işaretler, gelişi güzel sözler, boş laflar gibi nefsin hevası olan meselelerdir. Dünya sevgisiyle ilgili olarak kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. İki şeyi istersiniz ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup ikisi de cennette olur. Buyurdu. Sadık kul daha amel etmeden halis kul amel edince amelin tadını alır şu dört şeyi dört yerde sarf edersen cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır malınızı seviyorsanız onlar da varislerinizindir. Allahü Teala kimi felakete düşürmek isterse ona alimlerin ve evliyanın aleyhinde bulunma hasletini verir. Alim olan karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür. Birincisi, günah işlemekten korkmamak. İkincisi, ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de, vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Tevekkül, kendini kulluk denizine atıp, kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükretmeli, vermezse sabretmelidir. Zikir kalple olmalıdır. Yalnız dille yapılır da kalbe işlemezse riya ve gösteriş olur. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. İnsanın beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur. Bir mezarlığa uğrayıp da Oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen kimse, hem kendine ve hem de kabirdekilere ihanet etmiş sayılır. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısmı mü'mindir. Ona eziyet etme. Bir kısmı da cahildir. Onu hiç karşına alma. Allahü Teala'ya itaat edip emirlerini yerine getiren onu zikrediyor demektir. Onun verdiği emirlere göre hareket etmeyen ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa okusun, zikretmiyor sayılır. İnsanların en çok ibadet edeni, kalbini günahla yaralayıp, sonra tövbe eden ve bir daha yapmayan, hatalı işlerini her hatırladıkta, iyi amellerini az ve eksik bulandır. Dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız Secde edemeden geçirdiğim vakitlerime üzülürüm. Dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti dinini korumak, yakınlarına bakmak, ibadet için kuvvet kazanmak değilse onda hayır yoktur. Gözlerinizi zalimlere ve yardımcılarına bakarak doyurmayınız. Zahirde kabul gözüyle baksanız bile kalbinizde inkar dursun. Böyle yapınız ki İyi ameliniz boşa gitmesin. Kırlarda namaz kılan kimsenin sağında ve solunda iki melek durur ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kâmet getirirse arkasında dağlar gibi melekler saf bağlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şeriflerde buyurdular ki: Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Zekatını ödemeyen her büyük mal sahibi zengin kişi elbette kıyamet günü kendisiyle sahip olduğu mal artmış olarak getirilecektir. O hazine levhalar haline getirilip ateşte kızdırılacak ve sahibinin alın, sırt ve yanları bununla yakılacaktır. Bu azap gün boyunca ve Allah'ın kulları arasında hükmüne kadar sürecektir. Levhalar soğudukça tekrar kızdırılır. Daha sonra da bu kimse cennet veya cehenneme giden yolu görecektir. Elinde iki altın bilezikle Yemenli bir kadın kızıyla birlikte Resulullah'a geldi. Resulullah buyurdu ki: "Bunların zekatını veriyor musun?" Kadın: "Hayır." cevabını verince Resulullah: ister misin ki bu iki bilezikten dolayı Allahü Teala seni ateşten iki bilezikle cezalandırsın?" Fakire sadaka vermek sadaka hakkını ödemektir. Onu akrabaya vermek ise sadaka hakkıyla sılayı rahm hakkı olmak üzere iki hakkı ödemektir. Zekat vaktinden evvel verilebilir. Verilince sahibini mesuliyetten kurtarır. Halbuki namaz ancak vakit girdikten sonra eda edilebilir. Ramazan ayında unutarak yemek yiyen kimse orucu kaza etmez. Namazı unutan kimse hatırladığı zaman namazı kaza eder. Namaz Allahü Teala'ya ait bir hak olarak kullar ile Allah arasında olan bir farzdır. Zekat ise Allahü Teala'nın fakirlerin bir hakkı olarak zenginlerin mallarında farz kıldığı bir vecibedir. Kişinin nafakasından sorumlu olduğu kimseler aile ve çocuklarıdır. İhtiyaç içinde olurlarsa anne ve baba da bunlara dahildir. İnsanlarla görüştüm. Kelam ehliyle konuştum. Rafizilerden daha ahmak, daha kötü ve cahil kimse görmedim. Mübarek halleri ve üstünlükleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri nefsine hakimdi. Lüzumsuz şeylere itibar etmezdi. Ancak kendisi gibi büyük İslam alimlerinde görülen heybet, vakar ve ahlakı hamide yüksek İslam ahlakı sahibiydi. Her halükarda insanların kurtuluşu için çalışırdı. Muarızlara, karşı görüşte olanlara bile sabır, güler yüz, tatlılık ve sükûnetle davranır, heyecan ve telaşa kapılmazdı. Keskin bir görüş ve firaset sahibiydi. Bu haliyle insanların içlerinde gizledikleri şeylere nüfuz eder, ve hadiselerin neticelerini sezerdi. Ayrıca kuvvetli şahsiyeti, keskin zekası, üstün aklı, engin ilmi, heybeti, geniş muhakemesi, muhabbeti ve cazibesiyle karşılaştığı herkese tesir eder, gönüllerini cezbederdi. Karşısına çıkan ve uzun tetkiki gerektiren bazı meseleleri derin bir mütalaadan incelemeden sonra böyle olmayanları ise hemen cevaplandırırdı. En inatçı ve peşin hükümlü muarızlarını bile kolay yoldan ikna ederdi. İmam-ı Azam Hazretleri Ulûmi Aliye denilen yüksek din ilimlerinde en üstün derecede alimiydi. Kelam ilminde ve itikat bilgilerinde ehli sünnetin reisi sayılır. Fıkıh ilmindeki çok geniş bilgisini ve kıyastaki harikulade kuvvetini ve akıllara hayret veren üstünlüğünü bildiren kitaplar sayılamayacak kadar çoktur. Tefsir ilminde müfessirlerin başı hatta üstadı derecesindeydi. Ayet-i kerimelerde bildirilen hükümleri ve derin incelikleri anlamak ve anlatmak hususunda müçtehitlerin en başta gelenidir. Bu bakımdan tefsir ilminde yüksek derecededir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de itikada, ibadetlere, muamelata ve diğer hususlara ait binlerce meseleyi anlamakta en başta gelen müfessirlerden biri de yine odur. Hadis ilminde ise büyük bir muhaddis ve derin ilim sahibiydi. 4000 alimden hadis aldı. Bunlardan 300'ü tabiinin hadis alimidir buyurmuş. İmam Ebu Yusuf da hadis ilminde Ebu Hanife gibi derin bilgi sahibi olan kimseyi görmedim. Hadisleri açıklamakta onun gibi bir alim İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. 3. bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden. Ehli sünnetin reisi. Amelde dört hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta el-Kufi'dir. 80 miladi 699 senesinde Kûfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur ticaret sebebiyle defalarca gittiği Basra'da da hayatta olan sahabilerle görüşmüştür. Yaş itibariyle 15 kadar sahabiye kavuşmuştur. Gençliğinin ilk yıllarında Eshab-ı Kiram'dan 93 miladi 711 senesinde vefat eden Enes bin Mali, 87 miladi 705 senesinde vefat eden Abdullah bin Ebu Evfa'yı 85 miladi 703'te vefat eden Vasile bin Eskayı, 88 miladi 706'da vefat eden Sehl bin Sa'd es Sayidiyi ve 100 miladi 718'de en son Mekke'de vefat eden Ebu Tufeil Amir bin Vasileyi, ayrıca Abdullah bin Üneys, Said bin Yezid, Abdullah bin Büsr, Mahmud bin Rebi'yi görmüş bazılarından hadisi i şerif rivayet etmiştir. Ayrıca tabiinin ileri gelenlerinden birçoğu ve bu arada İmam Cafer Sadık Hazretleri ile de sohbet etmiştir. Fıkıh ilmine nasıl başladığını talebesi Ebu Yusuf ve diğer talebelerinin bir sorusu üzerine şöyle anlatmıştır. Bu Allahü Teala'nın tevfik, yardımı ve inayeti lutfu sayesinde olmuştur ona daima hamdolsun. Ben ilim öğrenmeye başladığım zaman, bütün ilimleri göz önüne aldım. Her birini kısım kısım okudum. Neticesini ve faydalarını düşündüm. Sonra fıkıh ilmine baktım. Onda, alimler ve fakihler ile bir arada bulunmak, onlar gibi ahlaklı olmak var. Aynı zamanda, farzları işlemek, dinin icaplarını yerine getirmek, ibadet etmek de, fıkhı bilmekledir. Dünya ve ahiret onunla kaim olup ibadet etmek isteyen onsuz yapamaz. Fıkıh ilimle ameldir. Hocası Hammad'ın dersine devam ettiği sırada sık sık Hicaz'a gidip Mekke ve Medine'de çoğu tabiinden olan alimlerle görüşür, onlardan hadis rivayet dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. İmam-ı Azam Hazretleri Kûfe'den başka diğer bazı şehirlerde de bulunmuştur. Bazen bir sene süren bu seyahatlerinde Mekke, Medine, Basra gibi meşhur ilim merkezlerinde bulunan zamanın meşhur alimlerinden de ilim öğrenmiştir. Bilhassa hac için Mekke'ye gittiğinde oradaki meşhur alimlerden ilim öğrenmiştir. 55 defa hac yapmıştır. İmam-ı Azam Hazretleri Talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki dindar dost aramayı teşvik etmek üzere Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur Sadık dost bul ve onların arasında yaşa. Dürüst ve samimi arkadaşlar genişlikte süs ve zinet, darlıkta yedek sermayedirler dostunun sana düşen işini güzelce gör ki, lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş, her dosta bel bağlama, ancak emin olanları seç. Emin olanlar, Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Yemin karışmayan manifatura ticareti kadar hoşuma giden hiçbir ticaret yoktur. Nitekim hadisi i şerifte de ticaretin en hayırlısı bezzazlık yani kumaş ve elbise ticareti, sanatın en güzeli de terziliktir buyurulmuştur. Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına, kafir olmalarına sebep şarap içmekti. Dünya malını toplayıp da her türlü fenalıkta bulunanlarda hayır yoktur. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın muhafazası altındadır. O insanlar için bir şey dilerse buna kimse mani olamaz. İlim çoktur fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri lazım olan ilimleri öğren kalb ile bedenin hali, kör ve topal bir kimsenin hali gibidir. Kör, bir ağacın altına gider. Fakat onda meyve olduğunu göremez. Topal, ağaçtaki meyveyi görür, fakat alamaz. İlahi nimetleri, kalp bilmeli, inanmalı, beden de onunla amil olmalı ki, ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak nasip olsun.'' Müminler de çok şeyler arzu ederler. Fakat Allahü Teala onlara faydalı olanları yaratır, zararlı olanları yaratmaz. Müminler bu şekilde vefat ederler ve Allahü Teala'nın cennetine girerler. Farzları tam yapmadığı halde nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde kar peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Mü'minin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp, burun deliklerinin kabarması, Allahü Teala'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. Namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa, büyük ecir ve mükafaata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa Allahü Teala'nın buyurduğu veyli cehennemi hatırlasın. Dünyada Allah için tevazu ediniz. Dünyada tevazu sahibi olanları Allahü Teala kıyamet günü yüceltir. Cehennemin zulmeti ve azabı dünyadayken insanların kendilerine ve başkalarına yaptıkları zulümdür rivayet ettiği hadisi i şeriflerden bazıları. Ezanı duyduğunuz zaman kalkıp namazınızı kılınız. Çünkü namaz Allahü Teala'nın mühim bir emridir. Güzel ahlak Allahü Teala'nın beğendiği huydur. Her şey için övünülecek bir üstünlük vardır. Ümmetimin kıymeti ve şerefi Kur'an-ı Kerim'dir. Kim başkasına ait olan bir karış yeri haksız olarak kendi mülküne dahil ederse, kıyamet gününde arzın yedi katı halka gibi boynuna geçirilir. Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya sıkışmış vaziyetteki borçlunun borcunu üzerine alırsa veya kölenin hürriyetine kavuşması için yardım ederse, Allahü Teala gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında bulundurur. Her kim dünya işi hatırına gelmeden namaz kılarsa, istemeden istediği şey ona verilir. Akıllı kimse, kendini hesaba çekip, ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olan da, nefsine, arzu ve isteklerine tabi olur ve Allahü Teala'dan olmayacak şeyler bekler. Tövbe, günahı temizler. İyilikler, kötülükleri yok eder. Kul, rahatlık zamanında Rabbini zikrederse, Allahü Teala onu beladan kurtarır. Ey insanlar! Dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de, kötüler de yer. Ahiret, hak bir vaattir. Ahirette, her şeye kadir olan Allahü Teala hükmeder. Orada hak neyse o olur. Batıl hükümsüz kalır. Ey insanlar, sizler ahiret adamlarından, ahireti düşünüp ona hazırlananlardan olunuz. Dünya adamlarından, ahireti unutup dünyaya dalmışlardan olmayınız. Siz Allahü Teala'dan korkarak amel yapınız. Biliniz ki amellerinize göre arz olunursunuz. Allahü Teala'ya mutlaka kavuşacaksınız. Kim zerre miktarı hayır, iyilik işlerse onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını da görür. İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbelerinden birini nakledelim. Bir genç komşusu vardı. Her gece içki içer, eve sarhoş gelir, ben zayi edilecek adam mıyım diye bağırır çağırırdı. Bir gün devletin görevlileri onu yakalayıp hapse attı. Ertesi gün İmam-ı Azam Hazretleri, komşumuzun sesi kulağımıza gelmez oldu deyince, bir talebesi onun hapse atıldığını söyledi. Bunun üzerine İmam-ı Azam Hazretleri valiye gitti. Vali onu görünce ayağa kalkıp hürmetle karşıladı. Buraya teşrifinizin sebebi nedir diye sordu. O da hadiseyi anlatınca vali böyle ehemmiyetsiz bir iş için zat haliniz buraya kadar niçin zahmet ettiniz? Bir haber gönderseydiniz kafi dedi ve o genci serbest bıraktı. İmam-ı Azam Hazretleri o gence bak biz seni zayi etmedik diyerek ona bir kese de para verdi. Bunun üzerine o genç yaptığı kötü işlerden tövbe edip İmam-ı Azam Hazretlerinin derslerine devam etmeye başladı ve fıkıh ilminde alim olarak yetişti. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Bir kimse de bir iyilik görürseniz o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki o kişinin yanında o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Aynı şekilde bir kimsede bir kötülük görürseniz onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında daha başka kötülükler de vardır. Ey insanlar, dünya bir gün yok olacaktır. Siz de oradan sona ermesi olmayan bir yurda gideceksiniz. Oraya en iyi amellerinizi götürünüz. Bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istediğiniz zaman nereye harcadığına bakınız. Şüphesiz, habis, helal olmayan kazanç, israfta harcanır buyurdu. Sabredin, dişlerinizi sıkın. Bunlar bir daha ele geçmez sayılı günlerdir. Siz hareket sırasını bekleyen bir kafile gibisiniz. İçinizden birisi her an kendisine yapılacak davete, arkasına bakmadan icabet edecek durumdadır. O halde oraya yaptığınız işlerin en iyisiyle gitmeye çalışın. Ey Adem oğlu, ahiretin karşılığında dünyanı sat ki her ikisinde de kazançlı çıkasın. Dünyanın karşılığında ahiretini satma ki her ikisinde de zarar etmeyesin. Kardeşine ve ehline vaaz eden kişiden Allah razı olsun. Ey ehlim, namazlarınızı ve zekatlarınızı yerine getirmede Bunlardan başka da komşu kardeşlerinizin hukukuna riayet etmede dikkat ediniz. Dünyaya düşkün olan muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar ki ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle bir duruma düşmekten sakın. Bugün faydalı görünen dünya yarın zarar verir. Dünyada ümit ve bela beraberdir. Dünyada kalmanın sonu yok olmaya gider. Onun sevinci hüzün ile karışıktır. Dünyada ne geleceği belli olmaz ki beklenip tedbir alınsın. Dünyadaki arzular yalancıdır. Emelleri boştur onun iyiliği kederdir. Eğer iyi düşünürse Adem oğlu onda her an tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan rahatlık halinde de musibet zamanında da tehlikeli durumlara düşmemeye gayret göstermelidir. İnsana öleceğini Allahü Teala ve peygamberleri bildirmemiş olsa bile dünya onu uykudan mutlaka uyandıracaktır. Bununla beraber yine Allahü Teala'dan azap ile korkutan, cennet ile müjdeleyen rehberler geldi. Allahü Teala'nın indinde dünyanın zerre kadar kıymeti yoktur. Rasulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem dünya hazineleri arz olundu da o kabul etmedi. Verilmiş olsaydı bile Allahü Teala'nın nezdindekinden sivrisinek kanadı kadar bir şey eksilmezdi. Dünya, imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allahü Teala'nın düşmanlarına verildi. Dünya verilerek aldatılanlar, dünyayı elde etmekle kendilerine ikram edildiğini zannederler. Zamanını ibadetle geçirmek istediğini söyleyip, bu nafile ibadetleri yazarak, kendisine vermesini isteyen kimseye alışveriş bilgilerini yazıp vermişti. O kimse, bu tacirlere lazım olur. Ben evimde ibadetle meşgul olacağım deyince de, yiyeceğe ve giyeceğe ihtiyacı olmayan kimse var mı? Ahkâm-ı İslamiyye'nin alışveriş kısmını bilmeyen, helal lokma yiyemez ve ibadetleri de makbul olmaz, zamanını boşa geçirmiş olur diye cevap verdiği meşhurdur sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, ben tevazuyu severim. Kim Allah için tevazu ederse, Allahü Teala onu yükseltir. Allahü Teala cömerttir. Cömertleri sever. Allahü Teala güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. İnsanların kıyamet gününde İlk hesaba çekilecekleri amel namazdır. Aziz ve celil olan Rabbimiz kendisine malum olduğu halde meleklerine şöyle buyuracak: Kulumun namazının tamam mı yoksa eksik mi olduğuna bakın. Tamam ise öylece kaydedilir. Şayet namazından bir kısmı noksan ise Allahü Teala kulumun nafilelerine bakın. Eğer nafile namazı varsa farzlardaki noksanlıkları onlarla tamamlayın buyurur. Bir kul Allah rızası için bir kere secde edince Cenabı Hak muhakkak o secde sebebiyle o kimseye bir iyilik yazar. Yine secde sebebiyle bir günahını affeder. Onu bir derece yükseltir. Ey eshabım, çok secde ediniz. Allahü Teala kullarına beş vakit namazı farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayet de o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. İstenildiği gibi o namazları kılmayan kimseye Allahü Teala'nın vaadi yoktur. Dilerse ona azab eder, dilerse de affeder. Herhangi bir Müslüman Allahü Teala'ya secde ederse Allahü Teala onun bir günahını affeder ve kendisini bir derece yükseltir. Allahü Teala buyuruyor: Benim için birbirini ziyaret edenler benim sevgimi kazanmıştır. Benim için sevişenler benim sevgime mazhar olmuştur. Benim için verenler benim sevgimi hak etmiştir. Benim için birbirine yardımda bulunanlar benim sevgimi kazanmıştır. Ey kalpleri halden hale döndüren Rabbim, kalbimizi senin dinin üzerine sabit kıl. Mübarek halleri ve üstünlükleri. İmam-ı Azam Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasından başka bir düşüncesi olmayan büyük bir alimdi. Dini soranlara İslamiyeti dost doğru şekliyle bildirir, taviz vermez, bu yolda hiçbir şeyden çekinmezdi. Onun kitaplarına, ders halkasına ve fetvalarına herhangi bir siyasi düşünce ve güç, nefsani arzu ve menfaat, şahsi dostluk ve düşmanlık gibi unsurlar asla girmemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin üstün bir aklı ve herkesi şaşırtan keskin bir zekası vardı. Fıkıh ilminde az zamanda eşi benzeri olmayan bir dereceye yükseldi. Adı ve şöhreti dünyaya yayıldı. Fazileti, zekası, anlayışı, emaneti, hazır cevap olması, dindarlığı, vakarı ve doğruluğu bütün insanlık kemallerinde yüksek derecelerde tanındı. Zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler ve alimler kendisini hep övmüştür. İmam Şafii Hazretleri fıkıh bilgisinde herkes Ebu Hanife Hazretleri'nin çoluk çocuğu gibidir demiştir. Yani bir kimsenin ev halkı onun getirdiği nevale ile geçindiği gibi herkes İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden istifade etmiştir. İmam Şafii Hazretleri İmam Muhammed'in talebesiydi. Allahü Teala bana ilmi İki kimseden ihsan etti. Bunlardan hadisi Süfyan bin Uyeyne'den, fıkhı Muhammed Şeybani'den öğrendim. Din bilgilerinde ve dünya işlerinde kendisine minnettar olduğum bir kişi vardır. O da İmâm-ı Muhammed'dir. Ondan öğrendiklerimle bir hayvan yükü kitap yazdım. O olmasaydı ilimden bir şey edinemeyecektim. İlimde herkes Irak alimlerinin çocukları, Irak alimleri de Küfe alimlerinin talebesidir. Küfe alimleri ise İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebesidir. Fıkıh bilgisini derinleştirmek isteyen İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebesiyle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Dördüncü bölüm İslam alemininde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehli Sünnet'in reisi, amelde dört hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta el Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. 30 yıllık müddet içinde verdiği derslerinde yetişen talebelerinin her biri o zaman çok genişlemiş olan İslam dünyasının her tarafına yayıldılar. Müftilik, müderrislik, kadılık gibi çeşitli vazifelerle büyük hizmetler yaptılar. Böylece ehli sünnet itikadını ve fıkıh ilmini her tarafa yayıp bu hususta kıymetli kitaplar yazdılar. İnsanlara doğru yolu gösterip, saadete kavuşmalarına vesile oldular. Bu hizmeti kendilerinden sonraki asırlara da aksettirdiler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, dört bin kadar talebe yetiştirmiştir. 560'ı fıkıh ilminde şöhret sahibi olmuş, 40 tanesi ise müçtehitlik derecesine kadar yükselmiştir. Bunlardan İmam Ebu Yusuf ve İmamı Muhammed Şeybani hocalarının görüşlerini nakletmekte ve Hanefi mezhebinin teşekkülünde çok ehemmiyetli rol oynamışlardır. Bu sebeple Hanefi mezhebinin İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerinden sonra iki rüknü direği kabul edilmişlerdir. Hanefi mezhebi bu üç hukukçunun içtihatlarından meydana gelir. Bazı meselelerde İmam-ı Züfer ve İmam-ı Hasan bin Ziyad'ın kavillerinin de esas alındığı vakidir. Hanefi kitaplarında ekseri bu dördünün ismi geçer. Fıkıh kitaplarında İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed Şeybaniye İmameyn veya Sahibeyn denir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Ebu Yusuf'a Şeyhain İmam-ı Azam Ebu Hanife ile i̇mam Muhammed'e tarafeyn denir. Hanefi mezhebinin hükmü olarak İmameyn'in içtihadı, İmam-ı Azam'ın içtihadı gibidir. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Sonsuz olan cennet, dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis bir niyetle yapılanların karşılığıdır. Dışın içe, kalbin dile uygun olması lazımdır. Böyle olmamak nifaktandır. İnsan dünyadan üç şeye hasretle gider. Topladığına doymaz, umduğuna kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğu için iyi azık temin etmez. Kalbin fesada uğraması altı şeyden hasıl olur. Bir, tövbe etmek ümidiyle günah işlemek. 2. ilim öğrenip ilmiyle amel etmemek. 3. amel ettiklerinde de ihlas göstermemek. 4. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmemek. 5. onun taksim ettiği şeye razı olmamak. 6. ölüleri defnedip ibret almamak, kendi öleceğini düşünmemek, ahiret için azık hazırlamamak. Dünyanın senden sonra nasıl olduğunu görmek istersen, senden evvel ölenlerden sonra ne olduğuna bak. Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Allah'a yemin ederim ki, mala ve paraya köle olanı, Allahü Teala zelil ve perişan kılar. Bir defasında, Şimdi münafık var mı diye sordular. Eğer şimdiki münafıklar öldürülüp cesetleri sokaklara atılsa hiçbir yere çıkamazdınız, buyurdu. Küçük yaşta ilim öğrenmek taş üzerine zümrütten nakış yapmak, yaşlandıktan sonra ilim öğrenmek ise su üzerine yazı yazmak gibidir. Rabbini bilen onu sever, dünyayı bilen ondan yüz çevirir. Mümin gafil olmaz, boş işlerle uğraşmaz. Alimler olmasaydı insanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı. Çünkü onların öğretmesiyle insanlar iyi insan olma seviyesine ulaşırlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten daha üstün zenginlik ve Kur'an-ı Kerim'i unutmaktan daha aşağı fakirlik olamaz. Kişi İsyan sebebiyle gece ibadetinden mahrum olur. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aileyle oyalamaz. Büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Sonunda da ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce. Nefsinin muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan ise zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Allah'tan korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar, anlayan bilir ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at. Unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol." dedi. Mümin devamlı olarak nefsine hakim olur ve onu Allah için hesaba çeker. Dünyada kendilerini hesaba çekenlerin ahirette hesabı da iyi geçer. Ahirette hesabı ağır olanlar Dünyada kendi muhasebelerini yapmayanlardır. Kötü huylu olan kendine eziyet eder. Güzel ahlak güler yüzlü, tatlı sözlü olup iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Çok konuşanın yalanı çoğalır. Malı artanın günahı artar. Kötü huylu olanın nefsi azap görür. Her sağlam olana bir dert, her gence bir ihtiyarlık ve her ihtiyara her insana bir ölüm gelecektir. Yarın ruh cesetten, insan da evladından ve malından ayrılmayacak mı? Kefene sarılıp mezara konmayacak mı? Ey insanoğlu, unutma ki beldeler harab olacak, mal mülk dağılacak, çocuklar yetim kalacak. İyi komşuluk sadece komşuya eziyet etmemek değildir. Komşunun verdiği sıkıntıya da sabretmek gerekir. Bitmeyen isteklerin, emellerin sonu gelmez. O halde bu fani dünyayı, sonsuz olan ahireti elde etmekte kullanınız. Bedbahtlık olan dört şey vardır. Bunlar evladı iyalin, aile efradının çokluğu, malın azlığı, komşunun kötü olması, kadının kocasına hıyanette bulunmasıdır dedi. İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. İmam-ı Azam'ın dükkanında bir ortağı vardı. Adı Hafs bin Süleyman el-Bezzaz idi. Bir gün İmam-ı Azam dükkanında yoktu. Ortağı Hafs orada oturuyordu. Dükkana Medine'den biri gelip ipekli kumaş almak istedi. Hafs ipekli kumaşı çıkardı. Müşteri bunu kaça satıyorsun diye sordu. Bin dirhem dedi. Halbuki kıymeti dört yüz dirhem idi. Müşteri parayı verip kumaşı aldı. İmam-ı Azam gelip durumu öğrenince bin dirhemi kabul etmedi. Medine'ye giderek müşteriyi buldu, parayı verip kumaşı geri aldı. Sonra müşteriye bunu benden dört yüz dirheme satın al deyip malı yeniden sattı. İşte İmam-ı Azam'ın verası böyle fazlaydı. idi. Mis'ar bin Kedam, İmam-ı Azam bir gün farkında olmadan bir çocuğa karşı ayağını uzatmıştı. Çocuk, ey İmam, kıyamet günü kısastan korkmuyor musun dedi. Bunu duyan İmam hemen bayıldı. Saatler sonra ayıldı ve buyurdu ki, korkuyorum. Çünkü o, Hazreti Ebu Bekir'den rivayet edilen şu hadiseye uygun konuştu. Bir defasında Hazreti Ebu Bekr, evinden mescide namaz kılmak için çıkmıştı. Yolda karıncaya basarak onu öldürdü. Hazreti Ebu Bekr, karıncayı kaldırdı ve ağlamaya başladı. Allahü Teala'dan karıncanın diriltilmesini diledi. Allahü Teala'nın izniyle karınca dirildi ve Hazreti Ebu Bekr karıncadan yetmiş defa özür diledi. Bu özür dileme, kıyamet günü kısas yapılması korkusundan idi, diye anlatır. İmam-ı Azam Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Adamın biri gelip, bana nasihatte bulununuz deyince, sakın günah işleme, aksi halde kendini ateşe atmış olursun. Halbuki sen, bir kimsenin pireyi ateşe attığını görsen iyi karşılamazsın. O halde her gün kendini defalarca ateşe atmayı nasıl iyi karşılarsın? buyurdu. İnsanlar arasında kendisini zemmeden, kötüleyen kimse hakikatte kendisini övmüş olur. Bu ise riya alametlerindendir demiştir. Alimler asırlarının ışıklarıdır. Her alim zamanının insanlarını aydınlatan bir kandildir. Alimler olmasa insanlar karanlıkta kalır ve kendilerini kaybederler. Kul bütün ilimleri elde etse, kuru ağaç gibi oluncaya kadar ibadette bulunsa, fakat midesine giren şeyin haram olup olmadığına dikkat etmese, Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Dünyanın fani, nimetlerinin geçici ve ölümün mutlaka geleceğini unutmak mümine yakışmaz. Tefekkür hayra ve iyi amel işlemeye sevk eder. Kötülüklere pişmanlık onu terk edip bir daha işlememeye sevk eder. Çok gülmek kalbi karartır ve öldürür. Dünya üç gün gibidir. Geçen gün geçip gitmiştir artık.'' geri döndüremezsin. Ondan ümit kesilmiştir. İkinci gün, içinde bulunduğun gündür ki, bugünü ganimet ve fırsat biliniz. Üçüncüsü ise, gelecek olan gündür ki, senin ona ulaşman belli değildir. Belki de gelecek olan güne kavuşamadan ölürsün. Ey insan! insanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın yalnız ölecek, kabre yalnız gireceksin. Kabirden yalnız kalkacaksın ve kendi hesabını vereceksin. Mübarek halleri ve üstünlükleri. Abdullah bin Mübarek diyor ki, fıkıh ilminde Ebu Hanife gibi mütehassıs görmedim. Büyük alim Misar, Ebu Hanife'nin karşısında diz çökerek bilmediklerini sorar öğrenirdi bin alimden ders aldım. Fakat Ebu Hanife hazretlerini görmeseydim, felsefenin bataklığına kayacaktım, demiştir. Büyük alim ve müçtehit, Süfyan-ı Sevri hazretleri de, bizler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanında, doğanın yanındaki serçeler gibiydik. Ebu Hanife, alimlerin önderidir, demiştir. Ali bin Asım, Ebu Hanife Hazretlerinin ilmi zamanındaki alimlerin ilimleri toplamıyla ölçülse Ebu Hanife'nin ilmi fazla gelir. Derken Yezid bin Harun da bin alimden ders aldım. Bunların arasında Ebu Hanife gibi vera sahibi olanını ve aklı onun ki kadar çok olanını görmedim buyurmuştur. Şam alimlerinden Muhammed bin Yusuf Şafii de yine Ebu Hanife, müçtehitlerin reisidir demektedir. Hadisi i şerifte, iman Süreyya yıldızına çıksa, Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyuruldu. İslam alimleri bu hadisi i şerifin İmam-ı Azam hakkında olduğunu bildirmiştir. Yine hadisi i şeriflerde buyuruldu ki Adem Aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetimden bir kimseyle övünürüm. İsmi Numan, künyesi Ebu Hanife'dir. O ümmetimin ışığıdır. Onu seven beni sevmiş olur. Onu sevmeyen beni sevmemiş olur. Ümmetimden biri şeriatimi canlandırır, bid'atleri öldürür. Adı Numan bin Sabit'tir. Her asırda ümmetimden yükselenler olacaktır. Ebu Hanife zamanının en yükseğidir. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Suizandan zandan sakınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır." Bir de bir malı almak niyetiniz yokken esas alıcıyı zarara sokmak maksadıyla müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Dünyevi bir has peşinde birbirinize karşı rekabet ve ifrada kalkışmayınız. Birbirinize düşmanlık beslemeyiniz ve birbirinize arka çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Birbirinize kardeş muamelesi yapınız. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte dua edip Rabbinden bir şey dilerse Allahü Teala ona mutlaka dilediğini verir. Gündüz ve gece size birbiri ardınca melekler gelir. Sabah ve ikindi namazları vaktinde bunlar birbirleriyle buluşurlar. Sonra geceyi sizinle geçiren melekler Allahü Teala'nın huzuruna yükselirler. Allahü Teala kullarının durumunu çok iyi bildiği halde yine bu meleklere kullarımı nasıl ve ne durumda bıraktınız diye sorar. Melekler de biz onları geldiğimizde namaz kılarken bulduk ve gittiğimizde namaz kılarken bıraktık derler. Allahü Teala mahlukatı yarattığında arşın üstünde kendi nezdinde bulunan levh-i mahfuza muhakkak benim rahmetim gazabıma galiptir yazdı. Muhammed'in aleyhisselam varlığı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Her peygamberin kabul olunan hususi bir duası vardır. Ben ise inşallah bu duamı ümmetime şefaat için kıyamet gününe bırakmak isterim. Kim Allahü Teala'ya kavuşmayı isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmak istemez. Bana itaat eden Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Buyruk sahibi olan emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Battığı yerden doğduğunu gören bütün insanlar iman edecekler. Fakat bu iman daha önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmış olmayan kimseye fayda vermeyeceği zamanda vuku bulmuş olacaktır. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Dünya bir uykuya dalıp da sevdiği şeyleri rüyasında gören ve sonra uyanı veren insanın rüyası gibidir. İlimden bir mesele öğrenmek bana dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden daha sevimlidir bir saat tefekkür, gece sabaha kadar nafile ibadet etmekten ve geceyi ayakta geçirmekten hayırlıdır. Ey insanlar! Sizin bitmekte olan belli bir eceliniz ve sınırlı bir ameliniz var. Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde, geleni görmüyorsunuz. Her an bekleyiniz. Kişi ne amel işlediyse ona baksın. Dünya hayatı başından sonuna kadar rüyasında sevdiği şeyi görüp de uyanan kimseye benzer. İnsan dünyadan ayrılınca üç şeye hasret eder. Topladığına doyamaz, umduklarına kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğuna. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. 5. bölüm. Ehli sünnetin reisi ve Hanefi mezhebinin kurucusudur. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta'dır. Ebu Hanife künyesiyle ve İmam-ı Azam lakabıyla meşhur olmuştur. Küfe'de doğduğu için Küfi nisbesiyle bilinir. 699 Hicri 80 senesinde Küfe'de doğdu. 767 Hicri 150 senesinde Bağdat'ta vefat etti kabri Bağdat'ta olup ziyaret yeridir. İmam-ı Azam Hazretleri kelam, münazara ve diğer ilimleri öğrenip fıkıh ilmini tahsile başladıktan sonra itikadi meselelerde insanları doğru yoldan ayıran sapık fırkalarla mücadele etti. Hatta bu maksatla Hint, İran ve Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının birleştiği Basra'ya da defalarca gidip dehri denilen inkarcılarla Şia, Kaderiye ve diğer bozuk fırkalara mensup kimselerle uzun münazaralar yaparak ehli sünnet itikadını yaydı. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Kendi görüşünü beğenip onu kabul ettirmek için münakaşa eden ve bunda ısrar eden bir kimseyi görürseniz, onun hüsrana uğraması yakın demektir. Herkesin muhtaç olduğu kıyamet günü için hazırlanan, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanıp, önden bir şeyler gönderen, gençliği ve kuvveti kendisini aldatmayıp, arzusuna koşan, Allahü Teala'nın emrine sarılan gençlere müjdeler olsun. İnsanlar üç kısımdır. Birincileri günahkarlar sınıfı olup günahlarına tövbe edip bir daha günahlara dönmek istemeyenlerdir. Bunlar iyidir, makbuldür. İkincileri günah işlerler, sonra tekrar tekrar günah işlerler, sonra üzülürler, sonra yine günah işlerler, sonra da ağlarlar. Bunların kurtulması umulur. Fakat helak da olabilirler. Üçüncüleri Günah işlerlerken pişman olmazlar. Pişman olurlar, üzülmezler ve yine günah işlerler, ağlamazlar. Yine insan günahlardan sakındığı kadar Allahü Teala'yı tanır. Buyurarak Allahü Teala'yı tanıyan kimsenin günah işlemeyeceğini bildirmiştir. O hep bidat sahipleriyle birlikte bulunmayınız derdi. En tehlikeli hastalıklardan kanser gibi olan gıybetten çok sakınırdı. Gıybet hakkında sohbetinde insanların filan şahıs filandan daha âlimdir demeleri de haram olan gıybettendir. Çünkü ikincisi bunu işitince üzülür. Bilinen bir husustur ki gıybetin haddi bir şahsın din kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde anmasıdır şeytana aldanmamak, hile ve tuzağına düşmemek hususunda şunu buyurdu. Şeytanın en büyük vesvese ve hilesi, kula kendisini din kardeşlerinden üstün göstermesidir. Kul bu haldeyken vefat etse, Allahü Teala onu sevmez ve amellerinden hiçbir şey ona fayda vermez. Kişi hayırlı amel işledikten sonra onu bırakmasın. Zira tövbeden sonra tekrar geri dönenin felah, kurtuluş bulduğu yoktur. İmam-ı Azam Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerinin Hammad bin Ebi Süleyman Hazretlerinden ilim tahsil ettiği sıralardaydı. O zamanki Bizans'ın hakim olduğu Anadolu tarafından bir dehri yani dünyanın kadim olduğunu ve bu dünyanın bir yaratıcısı olmadığını iddia eden bir kimse İslam diyarına geldi. Dehri İslam alimleriyle münazara etmek istediğini bildirerek meydan okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri münazara için insanların toplandıkları meydana gittiler. Dehri her zamanki gibi kürsüye çıkıp karşısına birisinin çıkmasını istedi. Daha genç olan İmam-ı Azam Ebu Hanife onun karşısına çıktı. Dehri İmam-ı Azam'ı görünce hakaret etmeye başladı. İmam-ı Azam Hazretleri hakareti bırak. Söyleyeceğini söyle de görüşelim dedi. Dehri İmam'ın cesaret ve aceleciliğini görünce hayret ederek ona şöyle dedi: Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmamak mümkün müdür? İmam-ı Azam şöyle cevap verdi: sayıları bilir misin? Dehri, evet deyince, İmam-ı Azam, birden önce hangi sayı vardır dedi. Dehri, birden önce bir şey yoktur dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam buyurdu ki, mecazi olan bir, yani bir sayısı sözünden önce bir şey olmayınca, hakiki bir olandan önce nasıl bir şey olabilir? Bu söz üzerine Dehri, başka sorular sormaya başladı aralarında şu konuşmalar geçti. Dehri dedi ki, hakiki bir olanın yüzü hangi taraftadır? Çünkü her şey yönlerden, yani sağ, sol, ön, arka, üst, alt yönlerinden bir yerde bulunur. Ebu Hanife, mumu yakınca ışığı hangi taraftadır? diye sordu. Dehri, mumun ışığı her tarafta aynıdır dedi. Bunun üzerine İmam-ı Azam, mecazi olan bir nurun ışığın hali böyle olursa daimi ve ebedi olup eni boyu olmayan göklerin ve yerlerin nuru olanın hali nasıl olur buyurdu. Dehri cevap veremedi. Dehri yine dedi ki her var olanın muhakkak bir yeri vardır. Onun yeri neresidir? İmam-ı Azam Ebu Hanife biraz süt getirtip bu sütte yağ var mıdır buyurdu. Dehri evet vardır dedi. Ebu Hanife ya bu sütün neresindedir diye sorunca, dehri hiçbir yerine mahsus değildir dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, yok olanın bir hali böyle olursa, göklerin ve yerlerin yaratıcısı, daimi ve ebedi olanın hali niçin böyle olmasın buyurdu. Dehri yine cevap veremedi. Dehri son olarak, şimdi o ne iş yapmakla meşguldür diye sordu i̇mam Azam Ebu Hanife Hazretleri buyurdu ki, sen bana bütün sualleri kürsüden sordun. Ben hepsine cevap verdim. Şimdi sen oradan bir kerecik inip, benim yerime gel, ben kürsüye çıkayım ve oradan cevap vereyim dedi. Dehri kürsüden inip, Ebu Hanife kürsüye çıktı ve Allahü Teala senin gibi bir müşebbihi yani Allahü Teala'yı diğer varlıklara benzeten kimseyi kürsüden indirir, benim gibi bir muvahhid yani Allahü Teala'yı her bakımdan tek ve bir bilen bir kimseyi kürsüye yükseltir. Şimdi onun işi budur buyurdu. Ve Rahman suresinin 28. ayeti i kerimesinin sonunu okudu. Kendi sorduğu sorulara verilen cevaplar karşısında susan ve aciz kalan Dehri, İmam-ı Azam'a kendine soracağı soruların sorulmasına tahammül edemeyerek söyleyecek söz bulamadı. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Günahların başının dünya sevgisi olduğunu belirtmek için şöyle söylemiştir. Hiçbir günahımız olmasa sadece kalbimizde dünya muhabbeti bulunsa bu günah bizim cehenneme atılmamıza kafi gelir. İlmi ile amel eden alimin kalbine dünya sevgisi giremez. Dünyada yapılacak zühtün en büyüğü insanlarla yapılan yersiz konuşmaları bırakmaktır. Allahü Teala'ya nasıl kavuşulur diye sordular. Onlara cevap olarak Allahü Teala'yı tanımak isteyen bir kimsenin kalbinden şu üç perde kalkmadıkça ona kavuşamaz. Dedi ve o üç perdeyi şöyle sıraladı. 1- bir, bir, kimse ebedi ihsana karşı dünya ve ahiretin mülkünü ona verseler sevinmemelidir. 2- Dünya ve ahiret mülkü onun olsa ve bunu daha sonra ondan alsalar kaybettim diye üzülmemelidir. 3- Övülmeye ve met olunmaya da aldanmamalıdır. Salihlerin mertebesine ulaşmak için altı kapıdan geçmek gerekir. Bunlar 1. dünyalık peşinde koşmayı bırakıp sıkıntıya alışmak. 2. kibri terk edip alçak gönüllü olmak. 3. zenginlik ihtirasından vazgeçip Cenab-ı Hakk'ın verdiğine şükretmek. 4. tembelliği terk edip çalışmaya devam etmek. 5. Tuli emeli terk edip, hayırlı amellere sarılmak. 6. Çok uykuyu terk edip, ekseri vakitlerde uyanık kalmak, vaktini zikr geçirmek. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurdu ki, altı şeyi kabul edip yaparsan, hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette de rahat edersin. O altı şey ise şunlardır. 1. Günah yapacağın zaman Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma. Görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var. Güç kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov. Seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. İbrahim Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bir adama parmakla işaret edilmek günah cihetinden kâfidir. Eshab-ı kiram, Ya Resûlallah, hayır olsa da mı? diye sorunca, hayır olsa da bu onun için şerdir. Ancak Allahü Teala'nın merhamet ettiği müstesna. Eğer şer ise o zaten şerdir. Kabirde insanın ilk kokacak yeri karnıdır. Karınlarınıza ancak temiz, helal olanlar girsin. Ameller niyete bağlıdır. Herkes niyet ettiğinin karşılığını alır. Kimin hicreti, niyeti Allah'a ve Resulüne ise, hicreti de Allah ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de dünya nimetleri veya güzel bir kadına ise, hicreti, gideceği yerde, de bunlardan birinedir. Kötü ahlak, bağışlanmayan bir günahtır. Suizan bir hatadır ki, onu yere çalıp terk etmelisin. Kim dediğini yapmaya muktedir iken, öfkesini yenerse, Cenab-ı Hak kıyamet günü, onu dilediği huriyi seçmekte serbest bırakır. Kim bilerek bana yalan isnat ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu mübarek saatın üstünlükleri hakkında şöyle buyurulmuştur. Hazreti Ali radıyallahu an size bu Küfe şehrinde bulunan Ebu Hanife adında birini haber vereyim. Onun kalbi ilim ve hikmet ile dolu olacaktır. Ahir zamanda birçok kimse onun kıymetini bilmeyerek helak olacaktır. Nitekim Rafiziler de Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüm için helak olacaklardır buyurdu. İmamı ı Rabbani rahmetullahi aleyh ve Muhammed Parisa rahmetullahi aleyh buyurdular ki, İsa aleyhisselam gibi ulul azm bir peygamber gökten inip, İslam diniyle amel edince ve içtihat buyurunca, içtihadı İmam-ı Azam'ın, rahmetullahi aleyh içtihadına uygun olacaktır. Bu da İmam-ı Azam Hazretlerinin büyüklüğünü, içtihadının doğruluğunu gösteren en büyük şahittir. Son asrın zahir ve batın ilimlerinde kamil, dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir büyük alim Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki: İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Muhammed de Abdülkadir Geylani gibi büyük evliya idiler. Fakat alimler kendi aralarında taksimi amel eylemişlerdir. Yani her biri zamanında neyi bildirmek icap ettiyse onu bildirmişlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri zamanında fıkıh bilgisi unutuluyordu. Bunun için hep fıkıh üzerinde durdu. Tasavvuf hususunda pek konuşmadı. Yoksa Ebu Hanife Hazretleri nübüvvet ve vilayet yollarının kendisinde toplandığı Caferi Sadık Hazretlerinin huzurunda iki sene bulunup öyle feyz, nur ve varidat-ı ilahiyeye kavuşmuştur ki bu büyük istifadesini o iki sene olmasaydı Numan helak olurdu sözüyle anlatabildiler. Silsile-i Zehebin en büyük halkasından olan Cafer-i Sadık Hazretlerinden tasavvufu alıp vilayetin evliyalığın en son makamına kavuşmuştur. Çünkü İmam-ı Azam Hazretleri Peygamber Efendimizin varisidir. Hadisi i şerifte alimler peygamberlerin varisleridir buyuruldu. Varis her hususta veraset sahibi olduğundan zahiri ve batini ilimlerde peygamber efendimizin varisi olmuş olur. O halde her iki ilimde de kemaldeydi. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdu. Öbür dünyada terazide en ağır amel burada bedene en zor gelenidir. İlmi amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe yağlı ve sirkeli taham, yemek yememelidir. Her zaman niyetinizi düzeltiniz. Zira niyete riya karışmaz. İlim ancak hakkını veren kimselere öğretilir. İlmin hakkı da ilim ile amel etmek ve ilmi ehil olan kimselere öğretmektir. Nimetlerin başı üç nimettir. Birincisi bütün iyilikleri içine alan İslam nimetidir. İkincisi hayata tat veren sıhhat ve afiyet nimetidir. Üçüncüsü ise insana faydalı olan azdırmayan zenginliktir. Ar bilmeyen ve utanması olmayanla arkadaşlık kıyamette insanı utandırır. Sen her şeyini ilme vermedikçe ilim sana bir kısmını vermez. İnsan kendisi için hayır işlemez ve kendisine iyilik yapmazsa İnsanlar da ona hayır ve iyilik yapmaz. Mescide giren münafıklar kafesteki serçe kuşlarına benzer. Kafesin kapısı açılır açılmaz uçarlar, kaçarlar. Bir kimse kendini övmeye başlarsa değeri düşer. İlim öğrenmek isteyen kimsenin vakarlığı ve Allahü Teala'dan korkar halde olması lazımdır. Kendisine hayrı olmayan kimsenin başkasına hayrı olmaz. Eğer elimde imkan olsaydı, Kur'an-ı Kerim'i kısa aklıyla, kendi görüşüne göre tefsir edenin boynunu vururdum. Vefatı 145 Miladi 762 senesinde Hazreti Hasan'ın torunu İbrahim bin Abdullah Medine-i Münevvere'de halifeliğini ilan eden kardeşi Muhammed'e yardım için asker topluyordu. Küfe'ye gelmişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife buna yardım ediyor diye yayıldı. Mansur işitip, İmam-ı Azam hazretlerini Küfe'den Bağdat'a getirtti. Mansur haklı olarak halifedir diye herkese bildirmesini isteyip, karşılığında temyiz reisliğini verdiyse de, İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri, hükümet ve siyaset işlerine asla karışmayıp, İlim yolunda kalmak istediğinden bu teklifi kabul etmedi. Hapse atıldı. Bir müddet sonra çıkardı ise de tekrar hapse attırdı ve işkenceye devam ettirdi. Her gün vurulacak sopa adedini arttırdı. Rivayete göre halkın galeyana gelip hücum etmesinden korkulduğu için zehirlemek suretiyle şehit edildi. Vefatı Hicri 150 senesinde miladi 767 olup 70 yaşındaydı. 150 senesinde dünyanın zineti, süsü gider. Hadisi şerifinde zikredilen zatın İmam-ı Azam Hazretleri olduğu anlaşıldı. Nitekim alimler de böyle buyurmuştu. Çünkü o tarihte İmam-ı Azam Hazretleri gibi bir büyük vefat etmemişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri vefat ettiği yerde Kur'an-ı Kerim'i yedi bin kere hatim etmişti. Vefat ederken secde etti. Vefat haberi duyulduğu her yerde büyük üzüntü ve gözyaşıyla karşılandı. Cenazesini Bağdat kadısı Hasan bin Ammare yıkadı. Yıkamayı bitirince Allahü Teala sana rahmet eylesin. 30 senedir gündüzleri oruç tuttun. Kırk sene, gece sırtını yatağa koyup uyumadın. Gerek fıkıh ve marifette, gerekse zühd ve ibadette, asrında yaşayanların hepsinden üstün oldun. Güzel hasletlerin hepsini kazandın, demişti. Cenazesinin kaldırılacağı sırada, Bağdat halkı oraya toplanıp, o kadar büyük kalabalık oluşturmuştu ki, cenaze namazını kılanlar elli bin kişiden fazlaydı. Gelenler çok kalabalık olduğundan cenaze namazı ikindiye kadar altı defa kılındı. Vasiyeti üzerine Bağdat'ta Hayzuran kabristanının doğusunda defnedildi. Mezarı üzerine Selçuklu Sultanı Melikşah'ın vezirlerinden Ebu Saad Harizmi mükemmel bir türbe ve yanına da medrese yaptırmış, Osmanlı padişahları da bu türbeyi çok defa